Şeytan tarafından ele geçirilme, şeytan çıkarma ritüelleri, havaya yükselen ve boğuk sesle konuşan insanlar. Bunların sadece korku filmlerinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Bugün sizler için ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanları listeledik. Videoya başlamadan önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 1. Annalisa Mitchell. Oldukça tartışmaya yol açan Annalisa Mitchell olayı 2005 yılında Emily Rose filmiyle beyaz perdeye aktarılmıştı. Epilepsi ve zihinsel hastalık geçmişi olan 16 yaşındaki Annalisa, 1973 yılında intihara meyilli hareketler sergilemeye başladı. Dini sembollere tepki gösteren genç kız kendi idrarını içiyor ve bazı sesler duyuyordu. İlaçlar fayda etmeyince genç kız şeytanlar tarafından ele geçirildiğine inanmaya başladı ve ailesine bir rahip getirmeleri için yalvardı. Ailesi Annalisa'nın isteğini reddedince iki yerel rahip genç kızı gizli gizli şeytan çıkarma ritüelleriyle tedavi etmeye çalıştı. Bir yıl içinde 70'e yakın şeytan çıkarma ayini yapılan, yemek yemeyi reddeden kız bir yıldan kısa süre içerisinde hayatını kaybetti. Annalisa'nın ölüm sebebi zayıflık ve açlık olarak rapor edilirken ailesi ve iki din adamı genç kızın ölümünden sorumlu tutuldu. 2. Roland Doe. The Exorcist filminin arkasındaki gerçek hikaye, 14 yaşındaki Roland Doe'nun şeytan tarafından ele geçirilmesiyle perdeye aktarılmıştı. Aslına bakılırsa Doe onun gerçek ismi değil, Katolik Kilisesi tarafından ona verilen takma isim. 1940'lı yıllarda Doe teyzesinin ölümünden sonra onunla iletişime geçmek için ruh çağırma tahtası kullanmaya başladı. İddialara göre bu tahta şeytanlara kapıyı açtı. Çocuğun ele geçirilmesi kimsenin anlamlandıramadığı su damlasına benzeyen garip seslerle başlamıştı. Dini semboller Doğu'yu tetikliyor, duvarlara tırmandırıyor ve tuhaf adımlarla yürütüyordu. Evin her yerinden kulak tırmalayan sesler duyuluyor, daha sonra çocuğun vücudunda çizikler oluşmaya başladı. Bu çiziklerden bazılarında yazılar yazıyordu. Doğu boğuk sesle farklı diller konuşuyor, havaya yükseliyor ve acı içinde vücudu bükülüyordu. 30'un üzerinde şeytan çıkarma ayininden sonra Doe, rahibini defalarca kez yaraladı. Sonunda çocuğun acı çığlıkları ve havayı kaplayan kükürtlü kokuyla ayin başarılı oldu. 3. Clark Germansell. 1906 yılında ruhu ele geçirildiği söylenen kadın, Güney Afrikalı Sel henüz 16 yaşındayken bu talihsiz olay başına gelmişti. Şeytanla anlaşma yaptığı söylenen genç kız, bundan bir süre sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Dini işaretlere karşı tepki vermeye, çevresindeki insanların geçmişleri hakkında kimsenin bilmediklerini söylemeye, daha önce bilmediği yabancı dilleri konuşmaya başlamıştı. Sonunda iki rahip tarafından şeytan çıkarma ayini düzenlenmiş, tanıkların anlattığına göre ayinler sırasında yattığı yataktan yaklaşık 1 metre kadar yükselmiş, 2 gün süren ayinin ardından ruhunun huzura kavuştuğu ve kötü ruhların kovulduğu ayinlerin başarılı olduğu söylenmişti. 4. Anna Esklund. Amerika'nın en meşhur şeytan çıkarma davası, daha 14 yaşındaki Anna'nın şeytan tarafından ele geçirilmesi ile oldu. Babası ve halasının cadılıkla uğraşması ve bazı şeyleri kızın üzerinde denemeleri, küçük kızda tuhaf etkilere sebep oldu. Şeytan çıkarma ayininin ardından iyileşti ancak babası ve halası bir türlü akıllanmadı. Daha sonra kızın ruhu tekrar ele geçirildi. Üstelik söylenenlere göre Annalisa Mitchell'ı ele geçirenlerle aynı ruhlar tarafından 1928'de tekrar bir ayin yapılmasına karar verildi. Ancak kızın durumu ilkinden beterdi. Yerden yükselebiliyor, duvarlarda gezinebiliyor ve daha önce duymadığı yabancı dilleri konuşabiliyordu. 23 gün süren şeytan çıkarma ayininden sonra rahipler kızın ruhunun kurtulduğunu belirtti ve kız iyileşti.